Evet efendim, yine bir cumartesi, yine Helal'dayız, yine Mayıs Summer Car'dayız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün hatırlarsanız geçen hafta Mayıs Summer Car'a nasıl başlanır diye bir video çektiydik. Şimdi motoru toplayacağız. Ben lastikleri getirdim. Her şeyi koydum buraya. Tabii market şeyini de getirdim. Şunu koydum kenara. Şunu bir açayım. Her şey açıldı. Alternatör kayışı burada. Oil filter bu lazım. Şurada lazım. Ama ve lakin bize daha öncesinden paplar falan lazım. Ha, buradalar. Güzel. Bu lazım, bu lazım, bu lazım. Şimdilik bunlar lazım motor toplamak için. Şunu getireyim. Hemen koyayım. Şunu işimiz kenarda dursun. Bunu şöyle alalım. Katalogla da işimiz yok aslında da neyse. Şunları da alalım. Şimdi bunlarla işimiz yok. Masayla işimiz var. Şurayı bir ayyuka çıkart. Şunun üstüne koy. Aç geleceğim. Diğer malzemeleri de getirelim. Neredeydi? Antrator belt. Bunları marketten almıştık. Geçen bölümde hatırlayanlar bilir. Şu dursun, motoru takacağız şimdi. Bir de efendim neyimizi getireceğiz? Oil filtreyi getireceğiz. Bu da önemli bir parçamız. Oil filtremiz var ama şurada biz yenisini aldık. Temiz temiz. Akümüz de var. Akünün de yenisini aldık. Pırıl pırıl. Şurada akümüz var ama eski. Evet efendim. İlk olarak bloğu alıyoruz. Bloğu koydum. Bloğu aldıktan sonra neyi alıyoruz? Hepsini yazarım ben her zaman. Head gasket. Neymiş bu head gasket? Bakayım. Ah, bak bunu hemen koy diyor. Üstüne koydum. Daha sonra engine plate. Engine plate neymiş? Gel bakayım engine plate. Ya bu tarafa olacaksın ya öbür tarafa. Tiki gördüm. Tiki gördüm mü yapıştıracağım. Bunların herhangi bir şey var mıymış? Yok. Daha sonra diyor ki camshaft. Ver baba camshaft'ı. Hatta size şunu da göstereyim. Araba motorunun bazı parçaları boyanabiliyor. Şöyle mavi elimizi aldığımızda mavi almışım. Keşke farklı renkler de alsaydım. Neyse. Bloğu boyayabiliyor olmamız lazım. Şu şekilde. Oo, mavi yakıştı. Şunu boyayabiliyoruz. Bir de bunu boyayabiliyoruz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor isem. Roket cover'ı boyayamadık. Tamam, onu da boyadık. Güzel. Bunları bu şekilde boyamış olduk. Hem de mavi mavi parlıyor. Maşallah, maşallah. Maşallah. Şimdi cam şaftı aldım. Tık. Cam şaft 5'te sıkılıyormuş. Hemen 2'ye bastım. Şuradan 5'i aldım. Ve artık tornavidayla ve İngiliz anahtarıyla buluşma vaktimiz geldi. Daha sonra crankshaft'ımızı da alalım. İlk pistonları bağlayacağımız için. Crankshaft'ın herhangi bir vidası yok gözüküyor. Bunları main'le, doğru main'le takıyorduk bunları. Main'ler nerede? Şuradalar. Main bench. Bu bir ise buraya gelmiyorsa o zaman bir burada. Burası da değil. Niye beni kandırıyorsun? Niye beni kandırıyorsun? Bunu da ortaya yerleştireceğim. Acaba bunlar boyanıyor mu? Bunlar da sanki paslı duruyor ama büyük ihtimal boyanmıyordur bunlar. Şimdi bunu karşıda 9'da sıkıyormuşuz. 9'u alalım. 9'u aldık.
9'da sıkıyoruz. Bunları da sıktık. Pistonlar var. Pistonları da 7 ile sıkıyormuşuz. Şimdi pistonları alacağım. Piston, piston, piston. Birinci pistonumuzu aldık. Şöyle. Demek ki bu tarafa. Bu tarafa da olmadı. O zaman bu tarafa. Bunu sıkarız. Piston 2. Daha sonra piston 3. Bunlar kırılabilir. Bunları yenileriz. Bir şey yaparız artık. Çavresi duruyor. Random geliyormuş. Bunların kırılma özellikleri falan. Baksanıza bu biraz daha paslı. Bu direkt gidebilir gibi duruyor. Taktik. 7'ye de sıkıldığımı söylemişim. 7'yi elime alayım. Her bir vidasında dikkatli sıktığınızdan emin olun. Oyunun sıkıntılı yanlarından biri. Bir tane vidayı sıkmayı unutsak araba paramparça olur. Yalnız boyalı güzel oldu değil mi? Daha sonra oil pan. Oil panları da takalım. Oil pan. Yağ kabzası diyeyim ben buna. Yağ tutan mekan. Buraya yağ dökeceğiz ya. Bu da yediymiş. Hazır elimizdeyken hızlı hızlı sıkalım. Bu arada bu save'i bize katılıp destek olan kardeşlerimiz Discord mekanına paylaşıyorum. Onlar biliyorlar nereden olduklarını. Save'i oradan alabilirler. Şimdi söyleyeyim. Bunları sıkalım. Güzel güzel tatlı tatlı. 13. Ortadaki 13 olması lazım. Şu büyük olanın. Onu yazmamışım ama büyük ihtimal 13'tür. O ipan. Bu 7 ile sıkılmaz çünkü. Aynı. Nerede? 12. 13. Ben bu işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum acaba. O ipandan sonra file wheel. Nerede file wheel? Hangisiydi? Şu yuvarlaklardan biriydi ama. Oğlum neden beni uğraştırıyorsun? Ya buraya olacağım ya buraya. Başka şansın yok yani. Bak buraya oluyor. Süper ya buraya oldu. File wheel kaçmış? 7'ymiş. Hemen onları da sıkalım. Tiki gördüm yapıştıracağım. Nerede olduğunu fark etmez. Tiki gördüm yapıştıracağım. Tikimiz önemli. Evet bunu da yaptık. Şimdi benim adamlarım ya. Bunları çok seviyorum böyle birleştirmeyi. Bunu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu. Birleşin lan. Heh. Heh. Onun şekli biraz değişmiş. Bu kaçmış? 6'ymış efendim bu. Elimizdeki 7'ye hemen 6'yı alalım böyle. 6'yı ile sıkalım. Pıtır 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 pıtır. Burada sıktım. Sıra bunda. Aman sıkılmadık bir yer kalmasına sonra sıkıntı yaşamayalım. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Gene gözden kaçırırsam yorumlarda söylüyorlar. Bir kardeşimiz vardı çok sağlamdı. Hiç kaçırmıyordu. Camshaft gear. Bunun bir özelliği gençler. Şimdi anlatacağım. Şunu şöyle bir takayım. Hatta bloğu da şöyle çevireyim. Işığa gelsin. Bu camshaft wheel 10 ile sıkılıyormuş. Önemli püf bir noktası var. Püf. Şuradaki çizgiyi görüyor musunuz? Bakın burada da nerede? Şurada bir çizgi var. Onların
karşılıklı bakması lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu nasıl sıktım? Bakın, o çizgi hareketi diyor. Hareket, 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 hareket. Gelsin. Tam karşılıklı bakmaları lazım. Neden? Hiçbir fikrim yok. Ama karşılıklı bakmaları lazım. Şöyle büyük bir aşk yaşamaları lazım. Büyük ihtimal mekanik dedi. Sorgulamayacağız. Yapacağız. 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 Şimdi ben Gearbox'ı kaçırdık. Gearbox'ı da takalım arada. Gearbox'ta vites kutumuz. Vites kutumuz kaçla sıkılıyormuş, onu arada kaçırmışız. 7 ve 10. Evet efendim, elimizdeki bambaşka bir şey. Bir de şey var tabii. Bu eskiden şu parça yoktu. Yani şunu şöyle kapatmakla uğraşmıyorduk. O parçası yoktu, yeni geldi. Bu arada eski hallerini, yeni hallerini paylaşırım sizlerle. Çünkü en eski sürümünden beri bu oyunu oynayan bir kimseyim efendim. Zaten vardır. 2018, 2019, 2020 ama 2020, 2021 motor toplama. Her yıl motor topluyorum. Tamam. Şurada bir de 10 varmış. 10 da şuradaydı. Şunu da sıkalım. Aman bir şeyi kaçırmayalım. Değil mi? Aman ha, sıkıntı olmasın. Tamam. Bunu da yaptık. Gear. Şurada alalım. Bu nereye diyor? Şöyle miydi, bir saniye. Baksana, pistonların birisi naray. O piston bize sıkıntı çıkartacak, söyleyeyim. Şu piston bize sıkıntı çıkartacak. Sıkıntıya gerek yok. Bu patlayınca yenisini şeyden alabileceğiz. Hatta video bitimine yakın belki şey de vardır. Adını siz söyleyin. Tamirci de vardır. Gider bakarız. Bunda 6'yı da sıkıyormuşuz. Belki orada şey vardır. Çünkü baksana, çok sağlıklı durmuyor. Parçaladıktan sonra götürüp takacaksak işimiz var. Çünkü motoru çıkartacağız, edeceğiz. Aman yarabbim, her şeyini söküp takmamız lazım. Wow. Psikopat şunu unutmayalım. Bunu aman aman unutmayalım. Herhangi bir şey kaçırmadık değil mi? Tekrar kontrol ediyorum arada. Ama aklım pistonda. Timing channel. Şimdi biraz geriye dönmeliyiz. Orada test kutusunu hallettik. Şuraya geldik. Şunu alacağız. Taktım bunu. Güzel. Bir de bunun cover olması lazım. Yani bunu korumamız gerekiyor. Zinciri. Bu kaçla sıkılıyor? Aynıymış. Hiç bakmama bile gerek kalmadı. Ne kadar şanslıyım. Kaçtı bu bilmiyorum. Elimdeki şu an kaç bilmiyorum. Ya 6'dır ya 7'dir. Ne olacak ki? Motor genelde 6 ve 7 ile şey yapıyoruz. Bir iki tane 8'lik bir de var. 10'luk bir de var. 13'lük var. 11'lik var. Hepsi varmış. Evet. Water pump. Water pump, water pump. Şunlar da water pump'lar. Water pump'ı kaçla sıkıyoruz? Ta, o illa değişecek. 7 miymiş? Water pump 7'ymiş. Bizim elimizdeki 6'ymış şansımıza. Aman bir yeri kaçırmayalım. Tatlı tatlı sıkıyoruz.
Tamam, water pump'ımızı da sıktık. Kesin water ile ilgili bir şey vardır. Water pump. Paley. Su pompası bilmem nesi. Bunu da aynı sıkalım. Oh, güzel. Şu ana kadar güzel gidiyoruz. Sıkıntısız, dertsiz, tasasız. Crankshaft valley şurada, o da burada. İlk önce taktığımız crankshaft. İlk taktığımız obje. Kaç ile sıkıyormuşuz? Bunu 11 ile sıkıyormuşuz mesela. Bu biraz daha farklı gösteriyor. Bunu sıktıktan sonra alternatör varmış. Alternatör. Spiritör yok. Alternatörün bir de olur mu lan? Hadi tiki görüyorum ya. Hadi. Hadi. Ha. Alternatörü kaç lira sıkacağız? Şurada bir vidası var. Gerçi bunu arabayı bağladıktan sonra mı yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Böyle bir şeyler vardı ama. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse sıkalım, sonra açarız. Bunu zaten sıkmamız çok saçma. Allah'ın pistonu görüyorum her seferinde. Piston başımıza dert olur. Bunları biz kablo yaptıktan sonra sıkacağız büyük ihtimal. Bunu da motora daha sonra, şimdi değil. Üstüne kramp falan taktıktan sonra yapacağız. Bunu böyle elimizle ayarlayabiliyoruz. Fan belt işte şeyden aldığımız, bunlar marketten çıkıyor. Fan belt'i buradan buluyoruz. Şöyle ayarını yapıyoruz. Şöyle bir bakalım. Bir tık daha götürdüm. Tam olmuştur herhalde. Bunu da tornavida ile sıkıştırıyoruz. Tornavidamızı da alalım. Bunu da yaptık. Şimdi şu distort programı nedir? Bunu aradım. Şuralarda bir yere koyuyorduk. Bunu da motorumuzu bir düzeltelim. Tatlı tatlı bir düzeltelim. Şuraya mıydı? Bir saniye. Vallahi deliğini tutturduk ha. Bunu da tornavida ile efendim şuradan sıkıştırıyoruz. Bunu elimizle döndürebiliyorduk. Öyle bir şey olması lazım. Evet. Şimdi. Cık. Oil filter. Nerede oil filter'ımız? Onun yeri de hazır. Bunu elimizle. Hiçbir şey kullanmadan. Çevirtire çevirtire şey yapıyoruz. Oil filter. Starter. Buji. Bildiğiniz buji. Nerede bizim starter'ımız? Bu değil. Nerede ulan starter'ımız? Şurada. Ulan tiki gördüydüm be. Gene gördüm. Buralarda gördüm. Şöyle bir gezdireyim. Hah, taktım. Starter kaçla? Bakayım. Starter. 7'ymiş efendim. Starter için 7'yi alıyoruz. Buna da gerçi kablo bağlayacağız. Ama olsun. Bir sıkalım. Bağlayacağımız zaman açarız. Dayı olmadı şimdi bak. Yanlış yerden tuttuk. Şuradan görüyorum. Her türlü sıkarım. Starting'dan sonra clean head, artık motorun üst kısmına çevirelim. Allah'ım pistona bak. Şunu koyuyoruz ilk. Piston çok sıkıntılı olacak. Hemen sıkalım. Yeri gelmişken şunu da bağlayayım. Unutmamış olalım onu da.
10 tane vida var. Motorlarda en fazla vidaya sahip parçayı takıyorum şu an efendim. 10 vida sıkıyorsunuz. Rocket Cover. Buraya benzin geliyor. Havayla karışıyor. Burada bize pistonlarımıza güç elde ettiriyor. En son neyi çaktım? Roket şartları takıyoruz. Bu kaçmış? Bu 8'miş. Hemen alalım. Roket şaflar da bize sıkıntı yaratıyor. Benim bir önceki sevimde gaz almıyordu ki roket şaflarla ilgili bir durum. O da. Ama nasıl çözebileceğime dair hiçbir fikrim yok. Acaba hepsinin aynı hizada mı olması lazım falan fişbeken. Şu kalmış. Sıkalım. Tamam. Bunu da yaptık. Ne kaldı başka? Bunlar hep arabaya takılacak şeyler. Rocket cover var. Spunk diye bir şey var. Şöyle karbüratör. Head Eliminator. Öyle değil. Şunu arabamıza takarız. Saatimizi görürüz. Neyse. Şunu takalım. Rocket Cover. Ha dur. Anladım. Tamam. Şunları takacağız. Plank Pop bilmem nesi. Efendim. Bunları şu şekilde yerleştiriyoruz. Ah düştü. Çevireyim. 50 kere arkaya gitmeyelim. Yerleştirdim. Bunları eskiden aynı şunun olduğu gibi elimizle sıkabiliyorduk. Artık o da değişti. Şöyle bir alet getirdiler ve bunu da sıkabiliyorlar. Sırf bu, bunları sıkmak için, plumpları sıkmak için gelen bir şey. Bu alet. Valla plumpları koymadan arabayı çalıştıracaktık ha. Yani rocket cover'ı da aldım. Taktım. Rocket cover kaç istiyormuş? 7 istiyormuş. Hemen. Bunları da sikiyoruz. Elimizden geldiğince. Şuradan görebiliyor mu? Gözüme kurban olam. Buradan da sıkarım ben. Nerede olduğunu hissediyorum ve sıkıyorum. Bakayım mesafemiz yetecek mi? Buna mesafe etmez. Tam şu neyse. Buradan bile zor görüyor. Niye inatlaştıysam bu vidayla? İlla uzaktan sıkacağım bunu. Bunu da sıktık. Şimdi yakıt pompasını da koyalım. Yakıt pompası kaçmış? 7'ymiş. Elimizde de 7 olması lazım. Yakıt pompasını da sıktık. Telefonumuz çaldı. Tamam gelin babaanne. Tamam. Aradı babaanne çağırıyor. Gelebilir paralar. Şimdiki şu vatandaşı alacağım.
diyorum. Arkası da yapışıyor. Süper ya. Burayla da işimiz bitti. Bunu kaçta sıkıyormuşuz? Elimizdeki yiyemiyor. Kaçmış bu? 8'miş. Bunda 5 parça vida olması lazım. 5 parça vidayı sıkalım. Bunu sıktık. Karbüratörümüzü gelsin. Karbüratör. Aynı mı? Süper. Aynı. Bunda yanlış hatırlamıyorsa bunda da 5 ya da 4 olması lazım. Evet, bunda 4 olması lazım. Karbüratörü de taktık. Karbüratörden sonra ale filtre. Gel bakayım, ale filtreye geldik. 6 mı? 6'yı aldım. Vallahi bunu da sıktık. Motoru toplamış olduk efendim. Umarım bir eksiğimiz, yediğimiz yoktur. Şuradan şeye bakabiliyor muyum? Vallahi bakabiliyorum. F ile bakabiliyorsunuz. Şekil. Motorun yağına. Evet. Bunu hallettik. Bunun dışında bir şey takacak mıyız? Hayır. Bunlar arabaya takılır. Bunu zaten hiç takmayacağız. Direksiyonu, motorda ne işi var? Efendim. Bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde de işte arabanın içinidir, gediğinidir, cartıdır, curtudur. En önemlisi elektrik aksamı, yani şu kablo döşeme işlemleridir. Bunlara geçeceğiz, kabloları döşeyeceğiz arabanın içine. İlk hatta kablo döşeyeceğim ya. Arabaya hiçbir şey takmadım. Direkt kablo döşemekle başlayacağım yani. Sonra bu parçaları zamanla pıtır pıtır takarız. Bunlar zaten kolay. Ezbere biliyoruz. Motorumuz da şekil oldu ha. Rengini mengini de verdik. Şöyle şunu al şuradan. Şöyle bir bak. Dur, şunları alayım şuradan ya. Şöyle güzel gözüksün. Ben de derli toplu olmaya çalışayım. Efendim. Şöyle bir motorumuz da burada. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sakın ha sakın kimseye yüzmeyin. Görüşmek üzere.